Enflasyonla ilgili ve Ocak zammı ile ilgili düşüncelerimiz şu. Henüz Aralık ayı enflasyonu belli değil. %2, 3, 5 ne çıkarsa çıksın. %14,04'lük bir 5 aylık enflasyon var. Öngörülen daha önceki mutabakattaki zam oranı %8. %14'lük zamdan sonra %18-20'ye yanaşabilir Aralık itibariyle, sonu itibariyle. Ancak bu bizim gördüğümüz devlet tarafından olan enflasyon. Ama memurun gördüğü enflasyon bu enflasyon değil, gerçek enflasyon. Mutfak enflasyonu bu değil. Ondan dolayıdır ki %8'in üzerine enflasyon farkı olarak işte bir %12 daha verip bunu ek zam gibi sunmuş olmanın yanlış olduğunu söylüyorum. Bu devletin resmi rakamlarına göre olan enflasyonu telafi etmektir. Bu refah payı değildir, bu ek zam değildir. Burada yapılması gereken memuru bir nebzecik rahatlatacak olan refah payıdır. Bunun da en az %10-15 civarında enflasyon dışında verilmesi gerekir ki bir nebzecik memur toparlana diye düşünüyoruz. Siz eğitim kademelerinde yükselirken ücret olarak da yükselmiyorsanız bunun çok da bir anlamı olmayacak. Bugün şube müdürü arkadaşlarımızın, il milli eğitim müdür yardımcısı ve ilçe müdürü arkadaşlarımızın ve eğitim müfettişi arkadaşlarımızın kariyerlerine uygun bir ücret almadıkları ve şu anda darboğazda oldukları, bazen kendi öğretmen arkadaşlarımızdan, bazen okul idaresi arkadaşlarımızdan daha düşük bir ücret aldıklarına şahit oluyoruz. O zaman her kademenin yükselmenin bir bedeli, aynı zamanda bir maliyeti olmalı. Hiç olmazsa bu noktada acilen bu arkadaşlarımıza da çözüm üretilmesi gerekiyor. Bir de memur ve hizmetli arkadaşlarımızla alakalı bazen ek mesailer oluyor, bazen yevmiyeler oluyor. Komik duruma düştü. Giyim yardımı. Hakikaten verilmemesi daha uygun. Günün şartlarına uygun olarak alacağınız bir giysinin ücreti neyse onu ödemeniz gerekiyor. Çok komik rakamlarla ödenmesi doğru değil. Bizim memurları birbiriyle kıyaslamamız doğru değil. Yani sınıf öğretmeni bugün veya bir öğretmenimiz okul müdür yardımcısı olduğunda 500 lira, 1000 lira fazla ücret almayacaksa o zaman görevde yükselme sayılmaz. Şu anda şube müdürü arkadaşlarımızın bir kısmı o kadar dar boğazda ki onlara üstelik uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik hakkı da verilmedi. Bu hakları da gasp edildiği için tekrar istifa edip öğretmenliğe dönmeyi düşünüyor. Eğitim müfettişi şu anda bulamıyoruz. Doğuda eğitim müfettişi yok. Bazı illerde bir kişi, iki kişi. Niçin? Özlük hakları sıkıntılı. Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda okullarla ilgili, ödeneklerle ilgili olarak çok güzel işler yaptı. Biz yıllardır söylediğimiz öğrenci başı işte bir ücret, veliye muhtaç etmeme, diploma parası, kayıt parası meselesindeki o şikayetleri ortadan kaldıracak yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Yetersiz olsa bile bu sene okullarımıza bir miktar ödenek gelmeye başladı. Onlar da harcamaya başladılar. Biz teşekkür ediyoruz bu konuda yapılan güzellikleri. Ama memurun, öğretmenin, eğitim çalışanlarının, milli eğitim çalışanlarının özlük hakları noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda Sağlık Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar gibi baskı unsuru olmadığı kanaatindeyiz. Bu konuda da şikayetçiyiz. Emekli memurlarımızın hakikaten büyük bir sıkıntısı şu. Normal çalıştıkları ücreti emekli olduğundan neredeyse %50'ye kadar düşüş söz konusu olduğundan dolayı emekli olmayı göze alamıyorlar. Bu arkadaşların emekli olmaya ücretleri gidecek, maaşları düşeceğinden dolayı cesaretleri yoktu. Ama elhamdülillah ki zordu. Yine memur senin sayesinde teşekkür ediyoruz. 3600 ek göstergenin gelmiş olması bizi bu konuda rahatlattı. Bugün Ocak'tan sonra emekli olacak bir öğretmen arkadaşımızın 3600'den önce ve sonrasında en az 2000-2500 lira bir emekli ücreti fark edeceğinden dolayı rahatlıkla emekli olmayı düşünecekler. Takdir ederiz hükümeti. Devletimizi hiç yıpratmayız. Ama hükümetimizin yanlışlarını söyleriz, doğrularında da yanında oluruz. Bizim şu andaki üslubumuz, davranışımız bu. Hiç kimsenin arka bahçesi değiliz. Ancak memleket meselelerinde, önemli meseleler olduğunda bize taban olarak yakın hükümet olmasa dahi devlet meselelerinde de ilk sokağa atlayan, en çok fedakarlık eden biz olmalıyız. Biz bu konuda devlet ve hükümet kavramının da karıştırılmaması gerektiği kadar. Her şeyi alkışlamıyoruz. Her şeyi, hükümetin yaptığı her şeyi alkışlamıyoruz. Çünkü doğruları var ve yanlışları var. Ve her şeyine de karşı çıkmıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İnancımız, değerlendirimiz, milli ve manevi değerlerimiz, devletimiz ve memurumuzdur. Asıl olan hükümetler geçicidir.